Bana milliyetçilik nedir diye sorduğunuzda, vatanseverlik nedir diye sorduğunuzda ben bunu şöyle tanımlarım. Bu ülkede, bu ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin, her bir vatandaşın huzurlu, mutlu yaşadığı, hakkının, emeğinin karşılığını aldığı, evinde sofrasında rahatça yemeğini yiyebildiği, hep de aynı cümleyi söyledim, çoluğuyla çocuğuyla huzur içerisinde yemeğini yiyebildiği, komşusuyla, yakınlarıyla kavga etmediği, sohbet edebildiği, farklı görüşlerde bile olsa aynı masanın etrafında toplanabildiği bir süreçtir aslında benim için milliyetçilik. Ve bu sürecin içerisinde çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe dair umutlarının olduğu, dolayısıyla ülkemizin de huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir süreçtir milliyetçilik. Milliyetçiliği sadece vatan sınırlarıyla, askeri söylemlerle, savaş söylemleriyle ortaya koymak, yürütmek aslında bunun ne kadar eksik ve ne kadar yanlış bakıldığını da bir göstergesidir. Çünkü bu ülkede hiç kimse savaş istemiyor. Bu dünyada hiç kimse savaş istemiyor. Savaş kirletir, savaş öldürür. Savaş günümüzü yok eder, Kimse geleceğimizi yok istemiyor eder. olsa savaşlarda olmaz Evet, herhalde yani. ama savaşı körükleyen zihniyetlerin, politikaların aslında sokakta her birimizin hayatından neler çaldığını bizler çok iyi biliyoruz. Ve yıllarca bu ülkede de terörle, savaşla neleri kaybettiğimizi çok iyi biliyoruz. Çok Bunları iyi bir daha biliyoruz. yaşamamak için bir mücadele yürütürken, bu mücadelenin asıl olan o beraber yaşama duygusu, birlikte olma duygusu, bu sorunları çözmek için iktidara gelenlerin, bu dili çözmek için iktidara gelenlerin, 21 yılda yapmadığı, yapmak istemediği, daha da körüklediği süreçlerin sonuçlarını yaşadık biz. Ve tüm değerlendirmelere baktığımızda bakın, biz bu seçimlerde milliyetçilik, mülteciler, Suriyeliler bunları konuşurken zaten Suriye'deki savaşın getirdiği acıların en büyük darbesini ülke olarak biz aldık. Mültecilerle ilgili yıllardır yaşadığımız sorunlar var. Ve bu sürecin içerisinde insanlık adına da utanç verici bir dönemi yaşıyoruz. Dünya bunu yaşıyor zaten. Bu noktanın içerisinde öfkenin aslında savaşa, politikalara, bu hale getirenlere yönelmesi ve bunun gereği yapılması gerekirken yine sokakta birbirimizle kavga ettirilmeye çalışıldığımız. Dolayısıyla aslında biz buzdağının küçük bir tarafında bu süreci görürken buzdağının görünmeyen yüzünde çirkin politikalarla hayatlarımızın feda edildiği bir sürecin içerisindeyiz. Ben başka bir yerden bakacağım size. Terörden, savaştan bahsederken, bakın dün bir haber paylaşıldı. Çoğu insan bunu görmedi bile. 2 yaşındaki bir çocuk, bebek, cinsel istismara uğradı ve öldü bu ülkede. Cenazesine ailesi bile katılmadı. Sosyal medyada birkaç paylaşım vardı. Haberlerde duymadık. Ve biz bu 35-40 günlük seçim kampanyası boyunca her gün kadın cinayetleri, çocuklara yönelik istismar vakaları, bunlarla ilgili insanlık dışı süreçlerle karşı karşıyaydık. Bunlar hep gazetelerde üçüncü sayfa haberleri olarak karşımıza çıktı. Hayatımızın en acı gerçeği. Milliyetçilik, vatanseverlik, terör hayatımızın her alanında var. Bunları konuşmamız gerekiyor bizim. Bizim nasıl böyle bir toplum haline geldiğimizi, ahlaksızlığın, aymazlığın, insanlık dışı davranışların nasıl sokakta her yerde olduğunu konuşmamız gerekiyor. Ve bizi yönetenlerin bunları çözmesi gerekiyor. Biz bunun için oy veriyoruz.